Sen öyle diyorsan kimseye söylemem abi. Haklısın. Ama bunu nasıl çözeriz? Onu bilemiyorum. Bir şekilde halledeceğiz Ziner. Bir yolu vardır elbet. Endişelenmeyin artık. Her şey yoluna giriyor. Dediğim gibi durumu gayet iyiye gidiyormuş. Doktorlar ne gerekiyorsa yapıyor. Artık uyanmasını bekliyoruz demişler. Bir de gözün açsa hayırlısıyla. Açmıştır belki de. İnşallah. Boran arıyor. Efendim Boran. Babam uyandı Sıla. Gayet iyi şimdi. Uyanmış işte Kevser. Ha? Kendine gelmiş. Şükürler olsun. Konuştun mu sen? Henüz değil. Ama amcam konuşmuş. Şimdi savcı yanında ifadesini alıyor. Daha sonra doktor izin verirse ben de görüşeceğim. Çok sevindim Boran. Hepimize geçmiş olsun. Ben de sana. Ben de çok sevindim. Görüşürüz. Oh, şükürler olsun. Size ateş edeni gördünüz mü? Hayır, hiçbir şey görmedim. Ama çok yakından ateş etmiş size. Görmüş olmanız gerekir. Görmedim evladım. İki el silah sesi duydum. Kurşun saplanmış. Başım döndü, gözüm karardı. Sonrasını hatırlamıyorum. Etrafta kimseyi görmemiş. Sadece silah sesi duymuş. Sonrası malum işte. Nasıl olur baba? Sırtından vurulmamış ki amca. Yüze ateş eden kişiye dönükmüş. Ne bileyim oğlum. Görmemiş işte. Nasıl olur? Babam tam olarak ne dedi sana amca? Duydunuz işte. Kimseyi görmemiş. Silah sesi duymuş ve vurulduğunu anlamış. Gerisini hatırlamıyor. Dediği işte bu. Siz de sorarsınız kendisi. Eminsiniz değil mi Firuze Ağa? Şüpheli herhangi bir şey. Kapıda pencerede bir zorlama. Bahçedeydim zaten dedim ya. Peki ama biri size çok yaklaşmış olmalı. Nasıl? Gizlenmiş demek ki bir yere. Görmüş olsam bu halde olur muydum savcı bey? Görmedim işte. Peki sizi tehdit eden bir düşmanınız, hasmınız falan var mıydı? Bildiğim kimse yok. Kimseyi de görmedim maalesef. Diyecek başka bir lafım da yok. Çok tuhaf bir durum gerçekten. Yakın mesafeden ateş edilmiş. Üstelik ön taraftan yaralanmış. Ama görmediğini söylüyor. Doktoruyla da konuştum. Hafızasında bir sorun yok. Ortada karışık bir durum olduğu açık. Biz yine de bırakmayacağız peşini bu işin. Balistik inceleme tamamlandı. Magnum marka bir silahla ateş edilmiş. Telefonunuzu da dinlemek için gerekli prosedürü tamamladık. Belki bir ipucu çıkabilir. Umarım çıkar. Çok teşekkür ederim savcı bey. Haberlerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Ağam, bir misafiriniz var. Kimmiş? Oruçlardan Hamit Ağa. Hemen buyur edin, bekletme. Peki ağam. Hoş bulduk. Oğlum, babanı gördün mü? Nasıl, iyi mi? Çok kısa görüşebildik. Doktor dinlenmesi gerektiğini söylüyor. Ama iyi, merak etme. Atlattı. İyi. Çok şükür hanıma. Boran, beni de götür ağamın yanına. Ben de göreyim. Gideceksin anne. Bugün de bir geçsin. Hem bak senin de tansiyonun çok yükselmiş. Doktorları dinleyeceğiz değil mi? Kendine dikkat edeceksin. İyi olacaksın. Torunları büyüteceksiniz daha babamla. İnşallah oğlum. Sen biraz dinlen, götüreceğim babama. Tamam mı? Üzülme artık. Hayırlısıyla ayağa kalkıp buraya geldiğini bir görsem oğlum. Olacak anne.
O da olacak. Sen içini ferah tut. Anne, bu olay olmadan önce tedirgin edecek biri aradın mı babam? Ya da eve gelen oldu mu? Yok evladım. Bizim tanıdıklarımız belli. Hep eski ahbaplar. Peki sana birisiyle olan bir sorundan bahsetti mi? Yok. Babanı tanırsın oğlum. Dışarıda olan şeyi eve taşımaz. Bana da konuşmaz. Anladım. Neyse, şimdi iyi ya. Ötesi halledilir. Bedirhan uyuyor mu? Yok. Annesi mama yedirmeye çıkardı. Yukarıda. İyi. Ben bir bakayım. Koştum geldim. Çok korkuttun bizi. İyiyim kızım, iyiyim. Korkulacak bir şey yok. Bedar anamlar da geldi ama sen dinlen diye girmediler. Aslında doktorlar izin vermiyordu. Ben yalvardım, yalvardım, kandırdım. Sen kandırırsın bilirim. Onların da çok selamı var. Çokça geçmiş olsun dediler. Sağ olsunlar, sen de söylersin. Baba, bak gelmeden az evvel doktorla konuştum. Diyor ki bol bol dinlenecek. Hadi kurşun yarasını bir tarafa koy, kalbine de dikkat etmen lazımmış. Bundan sonra her şeyi kontrollü ona göre. Öyle yediğini içtiğini geçtim, attığın adımı bileceğiz. Yani bileceğiz derken lafın gelişi. Ya baba ben biliyor muyum ne dediğim? Böyle senin yüzünü gülerken gördüm ya. İçim nasıl hafifledi bir bilsen. Daha dur bakalım kızım. Görecek günlerimiz bitmiş değil ki. Değil elbet. Haberini alınca... Yani... insan işte... aklına bin türlü şey geliyor. Sana... demek isteyip... diyemediğim o kadar çok şey varmış ki. Hepsi bir bir düğümlendi boğazımda. Hiç bilmeyeceksin diye öyle korktum ki. Bazı şeyleri bilmek için ille de dillendirmek gerekmez. Dillendirsen de gönlünden geçeni karşılamaz zaten. O söyleyemediğin şeyler bir bakışınla, bir gülüşünle dökülür ortaya. Diyeceğim sen beni bilirsin, ben de seni. İçini hep rahat tut kızım. Oğlum acıktın mı sen? Anne geliyor şimdi. Oğlumun mamasını getiriyor. Geldi bile. Hadi bakalım. Karnını doyur, keyfin yerine gelsin. Oğlum. Acıktın mı benim oğlum? Hı? Mamamızı yiyelim. Sonra güzel güzel uyuyacağız. Ha?